Nevzat Bey'in birine borcu ya da ne bileyim husumetli olduğu birileri var mıydı? Bildiğim kadarıyla yok. Ya hem öyle bile olsa neden kafeterya yakılsın? Nevzat Deniz olmasa orayı kapatmayı bile düşünüyordu. Peki o gece sen bir şey gördün mü? Yani şüphelendiğin bir şey oldu mu? Yok, ben çiftliğe yaklaşırken yanımda hızla bir araba geçti ama plakasını, rengini hatırlamıyorum. Gözüm yükselen dumanlardaydı. Neyse boş ver yangını, şimdi anlattıkça kötü oluyorum. Sen anlat biraz, ileride durumlar nasıl? Sorma Mirat. Her fırsatta tartışacak bir şey buluyor. Bir de şimdi şu Ünal denen adam çıktı başımıza. Ünal? Şimdi nişanda yanında gördüğümüz adam. Evet. Erkek arkadaşıymış. Olabilir canım. Ben bir şey demiyorum. Yalnız o adamı hiç gözüm tutmadı benim. Ne yaşadıklarını bilemiyorum. Hülya'nın işlerine akıl sır ermez. Bundan rahatsız olmam sence de normal değil mi Mirat? Sonuçta benim çocuğumu taşıyor. Yanındaki adam hırlı mıdır, hırsız mıdır, serseri bir para avcısı mıdır? Haklısın. Ama ben bunu Emine'ye anlatamıyorum ki. Sen Hülya'yı kıskanıyorsun diyor. Kongreye gitmeden önce yine tartıştık. Ben galiba kadınlara kendimi anlatamıyorum Mirat. Tam kafama göre birini buldum derken. Vallahi çok bunaldım be Mirat. Çok. Duyuyor musun gençler nasıl da kaynaştılar? İşte şimdi burası gerçek bir yuva oldu. Çok şükür. Hep dediğin gibi kocaman bir aile olduk. Senin sayende. Bir ev ancak senin gibi bir kadın yuvaya dönüştürür. Yok öyle bir şey. Asıl sen olmazsan bu ev eksik olur. Ben yarım kalırım. Sensiz olamam ki. Olmayacaksın. Bundan sonra anca beraber kanca beraber. Birlikte yaşlanacağız. İnşallah canım. İnşallah. Yarın emlakçıyla bir iki eve bakarız. Şu eşyaları da toplamamız lazım artık yavaş yavaş. Mirat o kadar içim acıyor ki. Bu ev. Ev meselesini bir daha açma istersen ha. Benim evim de yuvam da sensin anlasana. Mutluluğum da, huzurum da sensin. Canım, aynam benim. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Şu yüzüne bakıyorum ya. Hiçbir şey yıldıramaz beni bu hayatta. İnanırım. Ece bile yıldıramadı seni. Aslında köşeleri törpülense harika bir kadın olacak. Annesi gibi. Sen ne harika bir adamsın. Benim mucizemsin. Hayat bazen insanı okyanusun en dibine çekiyor ya. Meğer en değerli inci tanesini sunmak içinmiş. Ben de yıllardır dipteydim. Meğer seni bulabilmek içinmiş her şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.